Günaydın arkadaşlar, Gurbetçi Günlüğü'ne hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim çok şükür. Birkaç gündür rahatsızdım ama biraz daha toparladım. Hatta Covid testi de yaptırdım ne olur ne olmaz diye, aşı olmama rağmen. Korktum çünkü. Simptomları benziyordu çünkü. Ama negatif çıktı çok şükür. Biraz daha toparlandım diyebilirim. Şimdi çocukları okula bıraktım. Ve burada bir mağaza açıldı. Böyle dekor, her şey var yani evde yapabileceğiniz, el becerisiyle yapılabilecek her şey mevcut. Bu mağaza bana bir buçuk saatlik falan, bir saatten fazla uzaklıktaydı ama şimdi evimin yanına yapıldı. Sizlere de burayı göstermek istedim. Umarım beğenirsiniz. O zaman birazdan görüşürüz. Burası parking lot'ı. Böyle kocaman parking yaptılar. Burası epeydir devam ediyordu, yapılıyordu yani, bir seneyi geçmişti. Böyle burada giriş var. Bunlar %30 indirilmiş. $24.99 diyor ama %30 indirim diyor. Şöyle çiçeklikler var. Bunun fiyatı ne kadar acaba? Şurada yazıyor. 69-70 dolarmış şu. Yani çiçeklik gibi. Her şey kullanılabilir her şekilde. Şu da 70 dolarmış. Böyle. Bu da yine çiçeklik gibi kullanılabilecek bir ürün. 73 dolarmış. Arkadaki 80 dolar. Ama burada iki tane price var, anlamadım yani. Bu taraf 79 diyor, orası 104 diyor. 3 parça. Parçalar ayrı mı satılıyor acaba? O yüzden olabilir. Şöyle koltuk var. Bunu da böyle döşemişler. Burada şöyle 2 kişilik masa var. Ev masası. Dışarı olmaz bence ama olur mu bilmiyorum yani. Dışarısı için de olabilir. Şu mutfağı sanırım. Bu 46 dolarmış. Şöyle. Burada yine masa. Sırf masa 109 dolarmış. 48 dolarda. Evet, dışarısı için çünkü demir yani. Şöyle askılık var. Askılık da 48 dolarmış. Böyle. Burası hoş geldiniz yazısı. Böyle. İçeride de şöyle çiçeklerle. Hi. Amerika'nın doğum günü geliyor. 4 Temmuz'da Amerika'nın doğum günü. O yüzden her yerde Amerikan bayraklı süs eşyaları var. Çünkü kutlamalar yapılıyor doğum gününde Amerika'nın. O yüzden her taraf Amerikan bayraklı şeyler.
koymuşlar. Siz. Bunlar 10 dolarmış tanesi. Bu da meyve suyu ya da su koyabileceğiniz. Bu da 40 dolarmış. Süslemesi güzel ama şu anda tam yaz girdiği için sanırım biraz. Bu 2.99'muş. Şu bir 7.99. Şöyle yüzükler var peçeteler için. Bunlar da 3.99'muş. Şu şekilde. Şu şekilde. Hasır ve diğer runner'lar burada. Bunlar da cam bu arada. Bunlar da 7.99. Ama %50 indirilmiş. Bunlar hepsi. Bu bayağı bir ağır yalnız. Yani şöyle bir tabak. Fiyatı 30 dolarmış. 29.99 diyor. Fiyatını gösteremedim sizlere. Kusura bakmayın. Ağır tek elle çeviremedim. Şöyle küçük bir tabağı var. Bunun fiyatı 10 dolarmış. 9.99. Ama güzel yani. Şöyle var. Bu da 7.99. Kaseleri var bu şekilde. İşte bu 20 dolarmış. Bunun içine ne koyarsanız artık. Çay ya da daha başka değişik şeyler. Burada başka bir takım. Bunlar da masa süsü mü? Şu şekilde masaya konulabilir. Dışarıki masaya. Şöyle süsler var. Şey, süslemişim pardon. Kullanılacak mutfak şeyleri. Bunlar tahta ama boyamışlar. Çok şeker olmuş. 7.99'muş tanesi. Bu da böyle. Bu yani plastik gibi ama değil. Yani kırılmaz herhalde. Kırılır da çok sıkı düşmesi lazım. Bunun fiyatı 11.99'muş. Chips falan koymaya olabilir bu aslında. Şuraya dipini koyarsınız. Bu şekilde. Böyle bardaklar, tabaklar devam ediyor burada. Şöyle şunlar. Değişik bir bardakmış. Yani. Bunun fiyatı da 13.99'muş. Fiyatları biraz pahalı geldi ama gerçi %50 indirim diyor. Yani %50 indirim olunca düşüyor fiyatı. Ama bunlar da peçetelikmiş. Bakın bu şekilde dışarıdaki masaya konulabilir. Bu da 13.99'muş. Böyle. Bu da çok tatlıymış. Bunlar da merdiven mi deniliyordu? 7.99 o türden. Bunlar cam değil. Evet, bunlar mika. Kaplumbağa şeklinde. Burada da devam ediyor. Aynı şekilde runner'lar, çiçekler, tabaklar. Aa, bunu çok tatlı. Tek kişilik. Aa, pembe renkli. Fincan. Altına da şuraya da işte yanında servisini koyarsanız. Çok tatlı. 14.99'muş. 15 dolar. Tek kişilik. Çok tatlı. Bunlar da porselen gibi yani. Microwave safe'miş. Mikrodalgaya giriyor. Bu ekmeklik sanırım ama açık değil. Şuradan bantlamışlar. Gösteremiyorum içine. Ekmeklik var orada. Burada da şey bakıyorsunuz ya kaç derece olduğunu o sanırım.
yani vakit kuruyorsunuz ya, o sanırım daha doğrusu. Böyle. Burası da öyle. Burada da şeyler var. Popcorn makinesi. 20-30 dolarmış popcorn, yani mısır patlatma makinesi. Bu robot 49-50 dolarmış. Şu robot. Bu markayı bilmiyorum ben ama. Tost makinesi var. 40 dolar. Donat yapma makinesi var. Mini donat. Bu ne kadarmış? 20 dolarmış. Bu mikser 39-40 dolar. Ufak mini cooker 24 dolar. Aa, kettle, ısıtma cam olan. Bunda birisinde görmüştüm ben, ışık yanıyordu. Acaba bu da öyle mi bilmiyorum. Çok tatlı. 40 dolarmış bu da. Kırmızıları da var. Kahve makinesi var. Air fry var. Güzel şeyler var gerçekten. Tekli kahve makinesi var. Burada da devam ediyor bu şekilde. Kırmızı renktekiler buranınkilerde. Ama çok tatlı. Şuna bakar mısınız? Bunlar böyle çok hoşuma gidiyor. Kaynadığında ötüyor böyle. Islıkçalar gibi. 30 dolarmış. Ve çok tatlı. Çilek gibi hepsi. Çilek gibi kırmızı. Bu gene saat ayarlamak için. Çok tatlı bunlar. 3.99 silikon altlık. Silikon bunlar da. Gerçekten çok tatlılar. Kusura bakmayın. İki kişi rastlaştı burada ve sohbet ediyorlar. Ve gürültülü bir sohbet ediyorlar. Seslerden dolayı kusuruma bakmayın. Şöyle. Şöyle camlar iyi oluyor. Ben böyle alıyorum. Bunu biraz daha büyüğü. Çocuklarıma yanına koyuyorum. Bu 4.99'muş. Su içiyorlar gece. Hani yanlarına koyuyorum böylelikle. Su da yanlarında olmuş oluyor. Peçete. Bu buzluklar. Pineapple şeklinde. Buzluk herhalde ama. Diye düşündüm. Bu da gene pineapple şeklinde. Evet. Şey, tahta kesecek. Önlükler, mutfak önlükleri. Bunlar plastik. Sanırım dondurma kabı. Şöyle. Bunlar 1.99'muş bu arada. Bunlar silikonlu küçük şeyler. Saklama kapları. Limon. Bu neymiş? Bunu böyle koyuyormuşsunuz tencereye. Çok ilginç. İyice kapanmıyor sanırım. Ve böylelikle steam yapıyormuş. Şu şekilde. Bu da çay için. Bu şekilde. Bununla da kavanoz açıyormuşsunuz. 4.99'muş. Bu da şöyle. Ha. Bakın bu da şey tutacakmış. Böyle spoon, kaşık. Kaşığı koyabiliyormuşsunuz böyle tencerenin kenarına. Değişikmiş o da. Burada da süsler devam ediyor bu şekilde. Şu 100 dolarmış. Kadife gibi şeyi. Thank you.
derecesi var. Bu da 99 100 dolarmış. Şu alttaki 70 dolar. 84 dolar. Bunda her şey olur herhalde bunda da. Şöyle çocuklar için küçük koltuklar var, mini mini. Onların fiyatı ne kadar acaba? Göremedim. Şurada gene servis masası gibi sehpası. 12.49'muş. Clearance'miş yani. İndirimde. Böyle sandıklar var. Bir şey koyabilecek biz şekilde. Burada kuşlar. Burada bench diyorlar buna. Dışarısı için burası gene. Burası mutfak yeri hala devam ediyor. Yani mutfak ve dışarısı için gene söylediğim gibi biraz önce. Piknik yaparken, dışarıda işte parti verirken kullanılabilecek, barbekü, mangalda falan kullanılabilecek her şey burada mevcut. Şurada gene dışarısı için bench 63 dolarmış pardon. Şu 100 dolarmış mesela. Eskitme tarzı. Böyle. Bu da eskitme tarzı. 124 dolarmış. Evet. Plastik bunlar hep. Burası bahçe dekoru devam ediyor. Bahçe için gerekli şeyler, süsler olsun. İşte çiçek ekmek için her şey var yani, dikmek için. Burada devam ediyor gene. Burası bahçe süsleri. Bunlar varmış. 25 dolarmış bu. Şöyle hasır. Bunlar gene bahçe için süsler, dereceler. Orası da o şekilde. Bu da güzel flamingo. Bu da sıcaklığı gösteriyor aynı zamanda. Bunları rüzgarda böyle ötüyor ya. Bunları seviyorlar asmayı bahçeye. Böyle burası da bu şekilde. Burada cam kavanozlar var. Saklama kabı olarak da kullanılabilir. Vakumlu bunlar. Şöyle bunun fiyatı 11.99, 12 dolarmış. Uzunları var, büyükleri var. Şu şekilde her türlü yapılabilir. Baba 17.99 mesela. Bunların hepsi cam. Bu şekilde sıralamışlar. Böyle. Bunlar da gene baharatlık olarak kullanılabilir. 24.99'muş. 3, 6, 9, 12 tane. Bu da daha küçükleri mi bunlar? Bunlar da 14.99'muş. Evet, bunlar daha ufakları. Bunlar da cam. Bu şekilde. Şöyle üçlüsü var. Bunlar ne kadar bilmiyorum. Haftalık plan yapmak için tahta orada. Puflar var burada yukarıda. Onların fiyatını göremiyorum. Bunlar gene bahçe için süsler devam ediyor. Burada da bu şekildeki süsler devam ediyor. Gerçekten nereyi nasıl göstereceğimi şaşırdım sizlere. Çok büyük ve bitmek bilmiyor. O kadar güzel şeyler var ki ben de ilk defa geliyorum. Yani uzaktakine bir kere falan gitmiştim. Uzak diye. Ama favori
mekanlarımdan olabilir burası da gerçekten. Işık güzelmiş. Hoşuma gitti bu. Bu şekilde devam ediyor. Burası da öyle. Evet, olduğu gibi kumaş yeri. Burası böyle. Şuraya gelip kestiriyorsunuz istediğiniz kumaşı. Ne istiyorsanız. Kız odaları için süsler. Bu da erkekler. Erkek odası. Erkek çocuğu odası için dekor süsler. Böyle bir yer burası. Umarım beğenmişsinizdir. Devam ediyor. Dikişle ilgili ne malzemeye ihtiyacınız varsa hepsi burada mevcut. Bu şekilde devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Makineler var burada böyle. Burada da gene dekorlar. Bunlar çok tatlı gerçekten. Çiçek için. Şunun içi bu şekilde. Bütün aile var burada bakın. Çok tatlı. Burada da böyle mutfak için şekerlik olarak kullanılabilir bu. Böyle her türlüsü var. Burada bu aile devam ediyor. Çok şekerler gerçekten. Güzelmiş. Orada yapma çiçekler var. Plastik. Böyle. $30 bu. Mutfak asmak için şeyler. Evet, eve geldim ben şimdi. Naciye tavuğum sabah çocukları götürürken buradan dışarı çıktı. Bunun içine girdi. Tabii ki ben içeri giremedim. Hem keneler vardır diye hem de poison ivy var. Yani zehirli şeyler var. Otlar var. O yüzden girmek istemedim. Şimdi Goldie'yi bağladım. Biraz önce gördüm öbür tarafta. Bu tarafa geçmeye çalışıyor komşuların orada. Başına bir şey gelmemiş yani de. Gördüğünüz gibi burası hep pislik. Keneler vardır. Öyle yani. Hem keneler hem de şey, dediğim gibi poison ivy var. Milletin köpeği kaçar, benim tavuk kaçıyor. Kapıyı açık bırakamıyorum o yüzden onlar varken. Şimdi normalde komşunun şeyine geçemiyoruz ama bunları tanıyorum ben. Herhalde bir şey demezler. Bakalım burada mı? Biraz önce gelirken buradaydı. Ya da artık akşamüstü orada, evet. Akşamüstünü bekleyeceğim şimdi yakalayamazsam. Böyle karanlık çöktüğünde gözleri görmez. Naciye firarda gerçekten ya. Ötekilerin yanında yazık. Ay kıyamam sana. Bakın onlar da burada. Evleri de orada. Kümesleri.
buradan o tarafa geçmeye çalışıyor ama tellerden nereye geçiyorsun? Hey kızım, kaçak seni. Evet, yakalanacak gibi değil. Normalde yakalanıyor normalde ama şu anda bence korktu. O yüzden yani. Bakalım yakalayabilecek miyim? Ya aslında geliyordu dediğim gibi ama Goldie'den korktu. Goldie'yi bağlamamıştım. Normalde korkmuyorlar Goldie'den ama işte korkacağı tuttu. Ben bunu bir yakalayayım. Yakalayabilirsem. Sonra bir daha açarım. Geldi. Kendi başına geldi. Kapıyı açık bıraktım. Yakalayamamıştım. Yem almıştım şöyle ama. Biraz zorladı beni ama geldi. Korkuttu beni. Yani kuş falan kapar diye korktum. Yoksa hani biliyorum başına bir şey gelmez de. Bir de rakun oluyor geceleri dışarıda kalırsa. O korkutmuştu. Goldie'yi de bağladım ki şey yapmasın. Hani onu ürkütmesin daha fazla diye. Girmeye çalışıyor fenslerin arasında ama nasıl girecek? Naciye Hanım. Evet. Bakın üzüm bağımı da göstereyim sizlere. Çok güzel olmuş. Yukarı doğru uzuyor. Şöyle de uzuyor ama bakalım. Hiçbir şekilde bağlamam lazım bunu. Çünkü ağaca çıkıyor. Nasıl toplayayım ki ağaçtan ben bunları? Buranın üzümü bu arada. Yani Türkiye'den getirdiklerim ilk sene tutuyor. İkinci sene nedense tutmuyor. Canlanmıyor. Bu da erik. Türkiye'den getirmiştik bunu da. Erik de böyle olmuş. Bakalım. Buraların biraz temizlenmesi lazım ama henüz fırsat bulup temizleyemedim. Böyle. Birazdan görüşürüz o zaman.